BTC Türk YouTube kanalına hoş geldiniz. Hatırlarsanız daha önce kripto paralarınızı güvenle saklayabileceğiniz donanımsal bazı kripto para cüzdanlarını bu kanalda tek tek incelemiştik. Eğer hala izlemediyseniz zaten kanalda duruyor. Geriye dönüp izleyebilirsiniz. Bu videoda ise satın alma kararı verirken hangisini alacağından emin olamayan, seçme tercihi yaparken yardıma ihtiyacı olan insanlar için en popüler donanımsal kripto para cüzdanlarının birbirlerinden farklarını anlatacağız. 4 tane model belirledik popülerliklerine göre Ledger Nano X, SafePal, KeepKey ve Trezor Model T birçok da kriter belirledik. Bu kriterlerde hangi cüzdan neleri sunuyor beraber bakacağız. İlk konumuz Türkiye'den satın alınabiliyor olma konusu. Bu konuda sadece Ledger ona eksi Türkiye'de distribütörü olduğu için sipariş edip kullanabiliyoruz, alabiliyoruz daha doğrusu. Diğer kripto para cüzdanlarını yani Safebeli, Keepkey i ve Trezor Model T'yi satın almak istiyorsak yurt dışından sipariş vermemiz gerekiyor ve bu saymış olduğum 4 modeli de yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden sipariş edebiliyor. Ödemesini yaptıktan sonra da tabii ki ülkemizdeki e, gümrük vergilendirmesini de ödedikten sonra kullanmaya başlayabiliyoruz. Bu arada saymış olduğum 4 tane kripto para cüzdanının 4'ünde de kendi internet sitesi üzerinden eğer stok durumu varsa Türkiye'ye gönderim mevcut. Farklı sitelerde aramadan direkt resmi kendi internet sitelerinden de Türkiye'ye evinize sipariş verebilirsiniz. Bir diğer önemli konu mobil kullanıma uygun mu? Yani siz bu kripto para cüzdanlarından birini satın aldığınızda akıllı telefonunuzla, tabletinizle, mobil uygulama aracılığıyla da kripto para cüzdanınızı yönetebilecek misiniz, kullanabilecek misiniz? Bu konuda Ledger Nano X'te bu desteğimiz bulunuyor. SafePal'de de yine bu desteğimiz bulunuyor ama KeepKey ve Trezor Model T'de mobil üzerinden değil farklı e, cihazlar üzerinden bunu gerçekleştiriyoruz. Zaten birazdan onları da anlatacağım. Bu konuya bağlantılı olarak Bluetooth desteği de önemli çünkü Bluetooth desteğine sahip olduğunuz zaman kablosuz bir şekilde direkt Bluetooth bağlantısıyla kripto para cüzdanınızı ve mobil cihazınızı eşleştirebiliyor ve gündelik hayatta kullanırken biraz daha kolay bir kullanıma sahip olabiliyorsunuz. Bu konuda da biliyorsunuz Ledger'ın Nano X modeli öne çıkıyor. Nano S modeli yani önceki modelde Bluetooth desteği yoktu. Yenilenen Nano X modelinde bu destek geldi. Bu sayede telefonumuza direkt Bluetooth'a bağlayabiliyoruz. Diğer 3 kripto para cüzdanımızda ise ne yazık ki bu destek bulunmuyor. Bir diğer dikkat edebileceğiniz konu ürünlerin içerisinde dahili batarya olup olmaması. Bu da neyi değiştiriyor? Eğer üzerinde dahili bir batarya varsa direkt kendi içerisindeki gücü kullanarak herhangi bir prize veya bilgisayara bağlı kalmadan çalışabilirsiniz. Eğer dahili bataryası yoksa mutlaka bir bilgisayar bağlantısına çalışması için anlık olarak ihtiyaç duyar. Bu noktada Ledger Nano X'te ve SafePal'de dahili batarya var bu sayede eğer içerisindeki pilin şarjı varsa kablo bağlantısı olmadan da cihazları kullanabiliyorken KeepKey ve Trezor Model T'de dahili batarya yok. Kullanmak için mutlaka aktif bir kablo bağlantısının olması gerekiyor. Hatırlarsanız Ledger Nano X ve SafePal modellerinin mobil uygunluğunun olduğunu yani mobil cihazlarla kullanılabildiğini söylemiştik. Her iki kripto para cüzdanı da hem iOS'ta hem de Android'de var. Yani eğer bir iPhone kullanıyorsanız da Android bir telefon kullanıyorsanız da bir problem yaşamayacaksınız. Ama zaten KeepKey ve Trezor Model T'de mobil desteği olmadığı için ne iOS'ta var ne de Android'de var. Orada bir diğer konuşmamız gereken konu masaüstü uygulamaları. Yani bir kripto para cüzdanı aldınız. Bilgisayarınızda bunu kullanabilecek misiniz? Kullanamayacak mısınız? Bu noktada Ledger'ın Ledger Live isimli bir uygulaması var. Hem Nano X'te hem de önceki model Nano S'te bu masaüstü uygulamasını kullanabiliyorsunuz. KeepKey'in masaüstü uygulaması yok. Onu birazdan anlatacağım. Direkt web arayüzü üzerinden kullanmanız gerekiyor. Trezor Model T'nin de Trezor Suite ismini verdiği yine bir masaüstü uygulaması var. Ürünü bilgisayara bağlayarak bu uygulamalarla birlikte kullanabiliyorsunuz. Web arayüzü tarafına baktığımızda yani direkt bilgisayarınızda kurulu olan bir uygulama değil de Normal işte www yazarak gittiğiniz web arayüzü konusunda Ledger'ın ve SafeBell'in bir web arayüzü yok. KeepKey'in zaten sadece web arayüzü var. KeepKey'i satın aldığınızda Shapeshift isimli web arayüzü üzerinden bu kripto para cüzdanını kullanabiliyorsunuz. Trezor Model T'de de hem masaüstü uygulaması var hem web arayüzü var. Yine Trezor Suite isminde hangisini kullanmak isterseniz ikisine de desteği var. Gelelim aslında kripto para cüzdanlarının en önemli ve en öne çıkan konularına yani güvenlik seçeneklerine. Aslında tabii ki donanımsal bazı kripto para cüzdanları kripto paralarınızı güvenle saklamak istiyorsanız ilk gitmeniz gereken yer yani aslında hepsi güvenli herhangi bir biri e, güvenlik konusunda risklidir falan demek doğru değil ama kendi aralarında güvenlik seçeneklerinde de bazı farklılıklar olduğu için satın almadan önce bunları bilmenizde fayda var. Örneğin, Ledger Nano X sadece tek Bluetooth cihazı ile eşleşiyor veya kablo ile bilgisayarınıza bağlanıyor. Öbür tarafta bir farklı alternatif olan Safe Bell'de cihazın üzerinde kamera var. Bu sayede tamamen çevrim dışı, internete bağlanmadan QR kodu üzerindeki kamerayla okutarak transfer işlemlerini yapabiliyorsunuz ve bazı insanlar için internete bağlanmadığı sebebiyle daha güvenli olarak sayılabilir. KeepKey yine sadece kablo bağlantısı üzerinden gerçekleştiriyor. Legend on X'ten farklı olarak bir Bluetooth desteği yok. Bluetooth katmanı yok. Son olarak Trezor Model T'ye baktığımızda yine sadece kablo bağlantısı var. Bu noktada yedekleme için anahtar kelime ek olarak Şamir yedekleme de sunuluyor. Bu noktada yine Trezor Model T'nin güvenlik kelimeleri noktasında bir tık daha önde olduğunu düşünebiliriz. Yine dediğim gibi siz bu farklılıkları bilin. Kişisel tercih olarak hangisine giderseniz gidin zaten donanımsal kripto para cüzdanları kripto paralarınızı saklamak için oldukça güvenli. Bildiğiniz gibi kripto para cüzdanlarının güvenlikleri aslında temelde ilk kurulumu yaparken belirlenen güvenlik kelimeleriyle sağlanıyor. Bunları da genellikle 12, 18 ve 24 kelime olarak seçebiliyorsunuz. Burada kıyaslama yaptığımızda hem Ledger'da hem Sefbel'de hem de KeepKey'de tercihinize göre 12 kelimeli bir dizin, 18 kelimeli bir dizin veya 24 kelimeli bir güvenlik kelime dizini kullanabiliyorsunuz. Trezor Model T'de az önce söylediğim gibi farklılık olarak bunların dışında yani 12, 18 veya 24 kelimenin Dışında isterseniz 20-33 kelimelik bir Şamir yedeklemeyi de kullanabiliyorsunuz. Yine güvenlik konusunda Trezor Model T'ye buradan bir artı verebiliriz. Kripto para cüzdanı satın alırken mutlaka kendinize sormanız gereken bir diğer konu ben sadece Bitcoin mi saklamak istiyorum yoksa Bitcoin'le beraber farklı kripto paraları da desteklesin mi benim satın alacağım kripto para cüzdanı. Bu noktada Ledger'ın 1200'den fazla kripto paraya desteği var. Safebel'in binden fazla kripto paraya desteği var. Keepkey'in aynı şekilde binden fazla. Trezor Model T'nin de 1500'den fazla desteği var. Tabii ki ben burada 1500 taneyi tek tek sayamam ama eğer satın almayı düşünüyorsanız bu modellerden birini resmi web sitelerine giderek Hangi kripto parayı destekliyormuş, hangilerini desteklemiyormuş? Liste şeklinde zaten hepsi onları açıklıyor. Oradan bakabilirsiniz. Bitcoin konusunda da mutlaka dikkat etmeniz gereken konu kripto para cüzdanının desteklediği Bitcoin adresleri. Şimdi burada 1 ile başlayan legacy var, 3 ile başlayan SegWit var, bir de BC1 ile başlayan native SegWit var. Baktığımızda Ledger Nano X'te bu saydığım 3'ü var. de aynı şekilde legacy SegWit ve native SegWit olarak yine 3 adres desteğimiz var. KeepKey'de sadece legacy ve SegWit var. Trezor Model T'de de yine 3 tane yani legacy, SegWit ve native SegWit olmak üzere adres destekleri bulunuyor. Bu kriterlerin ardından aslında geriye küçük detaylar kalıyor. Örneğin tasarım farklılıkları. Görebileceğiniz gibi tüm kripto para cüzdanlarının tasarımları aslında irili ufaklı da olsa sebeplerle birazcık birbirlerinden farklı. Örneğin eğer yanınızda taşıyorsanız kripto para cüzdanlarını burada Sefbel ile Ledger Nano X'in tasarımsal açıdan biraz daha kompakt oldukları için daha kolay taşınabilirler. Sefbel'in zaten tamamen çevrim dışı olarak çalışabildiğini, onu bir yazılım cüzdanı olarak da kullanabildiğinizi düşündüğünüzde kullanım kolaylığı olarak avantajı var. Yine Legend on X'in Bluetooth desteği sayesinde mobil cihazlarınızla eşleşme konusunda birazcık daha kullanım kolaylığı var. Burada KeepKey aslında tasarımsal olarak en zor taşınabilecek en büyük modellerden biri ama güvenlik seçenekleri daha gelişmiş olduğu için kullanım kolaylığında biraz size zorluk yaşatsa da güvenlik konusunda içinizi biraz daha rahat ettirebiliyor gibi böyle farklılıklar var. Zaten tekrardan hatırlatayım BTC Türk YouTube kanalında bu kripto para cüzdanlarının hepsinin ayrı ayrı tüm detaylarını anlattığımız videoları var. Eğer bir satın alma arifesindeyseniz tekrar dönüp o videolara da bir göz atmanızda fayda olacaktır. Biz önümüzdeki günlerde hem yazılımsal hem donanımsal bu tarzdaki içeriklerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. İçerikleri kaçırmamak için BTC Türk YouTube kanalına abone olmayı ve yanındaki bildirimler için da tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.